Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Acil'in geçen seneki trigonometri denemeleri kitabından güzel, farklı bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. ABC ve CAD birer dik üçgen olarak verilmiş. 90 derece buraya yerleştirilmiş. DE'nin BC'ye eşit olduğu söylenmiş arkadaşlar. Şuradaki DE uzunluğu BC uzunluğuna eşit. Buna dikkat edeceğiz. DE diktir BC bu da verilmiş. DE ile AC'nin kesişimi buradaki K noktası olarak verilmiş. X açısı, Y açısı. Buna göre tanjant X artı tanjant Y neye eşittir diye sorulmuş arkadaşlar. Aslında tanjant X'i sanki şu üçgenden kullanacağız. Tanjant Y'yi de bu üçgenden kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir de bildiğimiz DE'nin neye eşit olduğu BC'ye eşit oldu. Ben diyorum ki aslında DE tabi BC'ye eşit bu önemli bir özellik gibi ama e, ee, şu BC'nin olduğu üçgen sanırım tanjant Y'yi kullanacağımız üçgen. Ee, şuradaki DAC üçgeninin tanjant X'i kullanacağız gibi. Şu tanjant x artı tanjant Y'yi bir açalım arkadaşlar. Oradan ne gelecek? Şuraya bir açayım ben onu. Tanjant X artı tanjant Y. Şimdi tanjant X'in yerine şöyle bir şey yazabilir miyim? Sinüs X bölü kosinüs X artı tanjant Y'nin yerine de sinüs Y bölü kosinüs Y yazalım arkadaşlar. Payda eşitlemesi yaparsak şurayı kosinüs y ile çarptık. Burayı kosinüs x ile çarptık. Ne gelmiş olacak? Sinüs x çarpı kosinüs y. Paydalar eşitleneceği için direkt şöyle yazayım. Artı kosinüs x çarpı sinüs y gelecek. Paydamıza da ne gelmiş olacak arkadaşlar? Kosinüs x çarpı kosinüs y gelmiş olacak. Aslında şuradaki toplama işlemini yaptıktan sonra açılımımızı uyguladığımızda sinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı sinüs y gelmiş oluyor. Bu bize neyi veriyor arkadaşlar? sinüs x artı y'yi vermiş oluyor. Bölü paydamızda da ne var? Kosinüs x çarpı kosinüs y var arkadaşlar. Sanırım burada şu de eşittir bc'den faydalanarak bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Sinüs x artı y demiş. Bakın x artı y'nin olduğu dik üçgenimize bakalım. Sinüs ne olacak? Karşı bölü hipotenüs gelmiş olacak. Karşı bölü hipotenüs. Zaten de bc'ye eşitti. Ben şu de'ye k yazarsam şuradaki bc uzunluğu da ne gelmiş olacak? k gelecek. Şimdi sinüsten faydalanacağımız için şuradaki uzunluğa da bir harf verelim. Oraya da m harfini verelim. Karşı bölü hipotenüsten sinüs x artı y'yi k bölü m olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi kosinüs x çarpı kosinüs y'ye bakalım. Aslında kosinüs x'e de şuradaki üçgenden bakabiliriz. O da komşu bölü hipotenüsten gelecek. Bu sefer ac uzunluğunu kullanacağız. AC uzunluğuna da arkadaşlar L diyelim. Unutmayın AC uzunluğuna L demiş olduk komşu bölü hipotenüsten faydalanıyorum. Komşumuz ne? K. Hipotenüsümüz e pardon komşumuz ne? L, hipotenüsümüz M. Buraya ben bir L bölü M yazayım arkadaşlar. E, çarpı kosinüs Y. Kosinüs Y'yi de şu üçgenden söyleyelim. E, şu üçgenden söylediğimizde bu üçgene bakarsanız bu sefer şu ABC'ye bakıyoruz. Komşumuz K oluyor. Hipotenüsümüz ne gelmiş oluyor? Aslında şuradaki AC uzunluğu yani bizim L dediğimiz uzunluk gelmiş oluyor bakın. AC uzunluğu L. Şu üçgenden bakıyorum tekrar söylüyorum. Komşu bölü hipotenüs yani K bölü L gelmiş olacak. Çünkü biz AC uzunluğuna da L demiştik. E dikkat ederseniz burada arkadaşlar şu L'ler birbirini götürdü. Yukarıda K bölü M vardı. Paydaya da K bölü M gelmiş oldu. K bölü M bölü K bölü M'den aradığımız oranı 1 olarak bulmuş olduk. Arkadaşlar demek ki aslında buradaki tanjant x artı tanjant y'nin 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. E dikkatlice yazıp şu açılımı yaptıktan sonra yazınca elde etmiş olduk arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet arkadaşlar acilin yine geçen seneki trigonometri denemeleri kitabından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Kosinüs 50 eksi alfanın 1 bölü 3 olduğu verilmiş. Buna göre sinüs 170 artı 2 alfanın kaç olduğu sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu tip sorularda biz verilen açılarla bir şekilde toplayıp çıkartarak e, işte 180'e, 270'e, 360'a, 90'a ulaşmaya çalışıyorduk ki işte kosinüs ve sinüsler birbirine dengelesin, birbirine eşit değerler getirsin. Birinin kosinüsü diğerinin sinüsüne eşit olsun. Buradan da sonuca ulaşalım diyorduk arkadaşlar. Burada şimdi 50 eksi alfa ile 170 artı 2 alfa arasında toplasak 170 ile 50 topladığımızda 220 farkını alırsak 120 geliyor. Zaten alfalar da birbirini götürmüş olmuyor. Demek ki burada daha farklı işlemler yapıp bir şekilde dediğim o dediğim açılara ulaşmaya çalışacağız. E zaten burada 2 alfa var. Burada da eksi alfanın olduğunu görüyoruz. Aslında ben şuradaki açının bir iki katını alsam, iki katını aldıktan sonra dikkat ederseniz toplarsam, burayı yani 100 eksi 2 alfaya dönüştürürsem, 100 eksi 2 alfa ile 170 artı 2 alfayı topladığımda aslında 2 alfalar birbirini götürecek. Hatta buradan da 270 gelecek. Bence o beni amacıma doğru götürmüş olur arkadaşlar. önce şurayı bir iki katına çıkartalım. Yani buradaki açıyı eğer ben B açısı dersem, kosinüs B'ye ne gelmiş arkadaşlar 1 bölü 3 ben şimdi buradan kosinüs 2 b'yi bulabilirim daha sonra işlemlerimi yürütebilirim diye düşünüyorum kosinüs 2 b'yi bulmaya çalışalım kosinüs b burada 1 bölü 3 eşit bize kosinüs 2 b lazım b'mizin de 50 eksi alfa olduğunu 2 katına aldığımızda da 100 eksi 2 alfaya dönüşeceğini unutmayalım arkadaşlar o zaman şöyle yazabilirim ben Kosinüs 2B eşittir. E, 2 kos kare B eksi 1. Burada B dediğim açı 50 eksi alfa unutmayalım arkadaşlar. O zaman şurası ne gelmiş olacak? Kosinüs 2B yani kosinüs 100 eksi 2 alfa gelecek eşittir. Kosinüs B'nin yani kosinüs 50 eksi alfanın 1, 1, bölü 3 olduğunu biliyoruz. Karesini alırsak 1 bölü 9 2 ile çarptığımızda 2 bölü 9. 2 bölü 9'dan da 1 çıkartırsak eksi 7 bölü 9 olarak kosinüs 100 eksi 2 alfayı Hesaplamış olacağız arkadaşlar. Şimdi şuradaki açımıza 2B demiştim ama bu sefer de. K açısı deyim. Şuradaki açıya da ben M açısı dersem arkadaşlar aslında K artı M'nin kaç yaptığını biliyorum. 270 yaptığını biliyorum. Ee, buradan hareket ederek sonucumuza ulaşabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bakın K artı M ne yapmış oluyor? 270 derece yapıyor arkadaşlar. Buradan ben bir e, K'yı çekeyim. K eşittir. 270 eksi M gelmiş olur. Şimdi K dediğim açı bu. E, M dediğim açının da şu olduğunu biliyorum. Bana sinüs M soruluyor. Ben şuradaki K'nın yerine 270 eksi M yazılarak ilerleyebileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şuraya 270 eksi M yazalım. Kosinüs 270 eksi M'nin kaç olduğunu görüyoruz. Bakın eksi 7 bölü 9 olduğunu görüyoruz. 270 üzerinden dönüşüm yaptığımızda arkadaşlar e, isim değişikliği oluyordu. Bu bizi üçüncü bölgeye götüren bir açıydı 270 eksi M. Üçüncü bölgede kosinüsümüz negatif olduğu için bir de önüne eksi alacak. Hem isim değiştireceğiz sinüs M olacağız hem de önümüze eksi alacağız. Ben eksi sinüs m'nin şu anda kaç olduğunu bulmuş oldum. Eksi 7 bölü 9. Buradan da sinüs m'yi 7 bölü 9 olarak hesaplamış oldum arkadaşlar. m dediğim açı bana sorulan 170 artı 2 alfa eşitti. Bana sinüs 170 artı 2 alfa soruluyordu. Ben de burada sinüs m'yi yani aslında sinüs 200 pardon 170 artı 2 alfayı hesaplamış oldum. Aradığım değeri de o zaman 7 bölü 9 olarak bulduğumu söyleyebilirim arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet arkadaşlar, acilin yine geçen seneki trigonometri denemeleri kitabından güzel bir soruyu, birim çember üzerinden sorulmuş güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Aşağıda O merkezli birim çember verilmiştir. A, B, C ve D noktaları doğrusal. AB B eşittir, B, C eşittir, C, D ve D, o, K açısı da alfa olarak verilmiş. Buna göre tanjant alfa değeri kaç eşittir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birim çemberde aslında ikiz kenarlıklardan faydalanıyoruz. Burada benim aklıma şu geliyor. Şu OD'nin ben yarı çapa eşit olduğunu biliyorum. O zaman ben O'dan A'ya birleştirirsem aslında burası da yarı çap geleceğinden şurada bir ikiz kenar üçgen elde ettiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Şurayı biraz yaklaştıralım. İkiz kenar üçgenimizi elde etmiş olduk. Aslında eğer ee, şuradaki açı alfa ise, Şuradaki açının da alfa geleceğini görebiliriz. Çünkü BA uzunluğu da CD uzunluğu eşit olarak alınmış, ee, şuradaki uzunlukta onlara eşit. Buradan alınan açı ile burada alınan açının aynı açıyı vereceğini söyleyebiliriz. Aslında yani şuradaki iki üçgen benzer üçgenler hatta eş üçgenler gelmiş olacak arkadaşlar. Peki biz genellikle ikizkenar üçgende ne yapıyorduk arkadaşlar? Tepe açımızdan tabanımızda bir dik indiriyorduk ki hem dik hem yükseklik işte e, hem e, kenar ortaya olsun hem açı ortaya olsun bundan faydalanalım diye Burada da şöyle bir indirme işlemi yapalım arkadaşlar. E biz buradan dik indirdiğimizde aynı zamanda bu bir çember olduğu için şuradaki AD uzunluğunda kiriş olduğu için indirdiğimiz dik arkadaşlar buradaki kirişi kaç eşit parça ayıracaktır? İki eşit parçaya ayırmış olacaktır. E, zaten şu BA uzunluğuyla CD eşitse ben şu dik indirdiğim nokta ya da K noktası dersem CK uzunluğuyla KB uzunluğunda eş geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Eş gelsin ki KA uzunluğu da KD uzunluğuna Eşit gelmiş olsun. Aynı zamanda buranın bir dik üçgen olduğunu biliyorum. E, dik üçgende burayı ben dik indirdim. Şimdi dediğim gibi CK'nin KB'ye eşit olduğunu biliyorum. Şuraya ben Aa, ne diyeyim x kadar dersem şurası da x kadar gelmiş olacak. Aynı zamanda burada muhteşem üçlü oluştuğu için benim indirdiğim yüksek dikin de uzunluğunun ne olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. x olduğunu söyleyebilirim şuradaki ok uzunluğunun. E şimdi benim cbm 2x olduğu cd'ye de 2x yazalım. Dolayısıyla ba'ya da 2x yazmış olalım arkadaşlar. Şimdi bize tanjant alfa sorulmuş. Şurada bir ikizkenar üçgen elde ettiğimizi söylemiştim. İkizkenar üçgenin şuradaki açısını mesela ben beta açısı diyeyim arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız ben buradan tanjant beta'yı hesaplayabiliyorum. Şuradaki açımızda ne gelmiş oluyor? Beta gelmiş oluyor. Şurada bence bir şey daha görebiliriz. 90 derece dedik. X geldi. X geldi. Aslında ikiz kenar dik bir üçgen elde ettiğimizi görüyorum arkadaşlar. O zaman burası 45. Burası 45. Bu taraf 45. Bu taraf 45. Elde ettiğim buradaki üçgenlerimin ikiz kenar dik üçgenler olduğunu görüyorum. Şuradaki minik açımında kaç derece olduğunu söyleyebilirim. 45 derece olduğunu söyleyebilirim. Aslında dikkat ederseniz şöyle bir üçgen var elimizde. Şöyle Şurası kaç derece arkadaşlar? Beta derece. Burası kaç derece? 45 derece. Şuranın devam etlerinde de buraya ne denilmiş arkadaşlar? Alfa denilmiş. Bir iki üçgende iki tane iç açının toplamı diğer iç açının dış açısına eşit oluyordu. O zaman biz beta artı 45'in neye eşit olduğunu söyleyebiliriz, alfa'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Sorumuzu hatırlarsak bize tanjant alfa değeri sorulmuştu. Peki beta artı 45 alfa'ya eşitse? Tanjant beta artı 45'inde neye eşit olduğunu söyleyebiliriz o zaman arkadaşlar. Tanjant alfaya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki tanjant alfayı bulmak yerine tanjant beta artı 45'i bulursak da aynı sonucu elde etmiş oluruz. Neydi bunun açılımı? Tanjant beta artı tanjant 45 bölü 1 eksi tan beta çarpı tam 45'tir arkadaşlar. Tanjant betayı sanırım şuradaki dik üçgenden söyleyebiliriz. Bakın betanın karşısına x gelmiş. E, komşusuna da 3x gelmiş. O zaman biz tanjant beta değerinin karşı bölü komşudan 1 bölü 3 olduğunu biliyoruz. E tanjant 45'inde 1 olduğunu biliyoruz. Bunları yerlerine yazalım. 1 bölü 3 artı 1 doğru mu? Bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1'den 1 bölü 3 gelmiş olacak. Yukarısı 4 bölü 3 yapacak. Aşağısı 2 bölü 3 yapacak. 4 bölü 3 bölü 2 bölü 3'ten aradığımız değeri 2 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Tanjant beta artı 45 2 ise aradığımız tanjant alfa değerinin de biz 2 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur.